Kaderlerine işte böyle terk ediliyor birçoğu. Üstelik sahipleri tarafından. Ardından sahibi olmayan bir hayvansever ya da vicdanlı bir insana muhtaç yaşıyorlar. Neyse ki o merhametli insanlar hala daha varlar. 10 yıldır Ullağ'da esnaflık yapıyoruz. Son 5 seneden beri de sokak köpeklerini sahiplenip veya normal cins köpekleri sahiplenip büyüdükten sonra belli yerlere bıraktıkları için yani hayvanlar zor şartlarda yaşıyorlar. Valla biz elimizden geldiği kadar Bursa'dan da sağ olsun bazı kasap arkadaşlarımız bize kemik veriyorlar. O kemikleri mümkün mertebe Ullağ'a getiriyoruz, buradaki hayvanlara veriyoruz. Yani her gün olmak şartıyla. En güzelleri oluyor. Uludağ'da işletmecilik yapan Ahmet Yıldız. 5 yıldır sahipsiz köpekleri besliyor. Soğuktan üşüyen hayvanları ise işletmesinde soba kenarında ısıtıyor. İşte bugün mesela eksi 10 derece Uludağ. Bu dostumuz da üşümüş. Bunu da yani üşüyen hayvanları da sobamızın yanında ısıtıyoruz. Soba yanıyor, ne güzel. Yıldız, Uludağ'a bir barınak yapılmasını, tüm esnaf ve vatandaşın da dışarıda yaşayan bu hayvanlara duyarsız kalmamalarını istiyor. Ya sonuçta bizi yaradan Allah bu canlıları da yarattı. Yani bunlara da bakmak bizim de yükümlülüğümüz altında. Bunlara zarar gelmemesini istiyoruz. Yani belediyeden de burada bir barınak yapılmasını, biz yine elimizden geldiği kadar bakmak istiyoruz bu hayvanlara. Yani vatandaşların da esnafların da duyarlı olması lazım. Her gün gelmeye çalışıyorum. Gelmediğimiz günlerde yani hayvanlar bizi arıyor. Geldiğimde direkt sabahları hepsi üstüme atlıyorlar. Sabah dükkanı açmadan önce yani hayvanları doyurup ondan sonra biz işimize bismillah deyip başlıyoruz. Yani bizim gelmediğimiz zaman bu hayvanlara bakacak çok fazla insan olmadığından dolayı her gün gelmeye çalışıyorum.